Sayın Bakanımız da buradaydı. Ee, değişik programlara katıldı. Ee, şu anda e, bu saatte de yoğun bir çalışma var. Evet, ee, il başkanından da neler söyleyeceksiniz? Şimdi malum hafta sonu güzel bereketli geçirdik. Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum Bey Kayseri'deydi. Kayseri'deki yapılacak faaliyetlerle alakalı, aktivasyonlarla alakalı kendilerle fikir alışverişinde bulunduk. Özellikle Minnet Bahçesi ile alakalı bir yol almış vaziyetteyiz. İnşallah yakın bir gelecekte Çalışmalarımız başlayacak. Malum Kayseri'mizde merkezi bir yerde bulunan hava ekmeği arazisi 1 bin metrekare. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla millet bahçesi olması yönünde inşallah önümüzdeki günlerde ilk adımlar atılacak proje proje aşamasından, imarat aşamasına geçeceğiz. Kayseri'mize yakışır bir şehre kavuşturmuş olacak bu e, proje. Bunun devamında Sayın Bakanımız Kayseri ziyaretlerinde, şehrimizin değişik yerlerinde, kentsel dönüşümle alakalı çeşitli projelerimize destek vereceğiyle alakalı ciddi manada katkı verdi. Bu sebeple kendilerine teşekkür ediyoruz. Cami Kebir etrafında, Argıncık'ta, Yunus Emre'de, değişik bölgelerde var olan yapının daha da güzel, daha dayanıklı, depreme dayanıklı hale gelecek şekilde kentsel dönüşümle devam etmesi yönünde çeşitli çalışmalar oldu. Tabi cumartesi günden sonra hemen biz sahada çalışmaya başladık. Gerekli yerlerle diyaloglar kurmaya başladık. Tabii Sayın Bakanımız Kayseri ziyaretlerinde Bürokrat, bürokratlar da yanlarındaydı. Onlarla da sürecin hızlandırılması alakalı gerekli talimatları verdi. İnşallah bundan sonra hem biz il teşkilatı olarak hem de belediye başkanlarımız süreci takip edeceğiz. Kayserimize yakışan güzel işlerde vesile olmaya gayret edeceğiz. Şey başkanım Bir taraftan da SKM'nin hazırladığı programlara evet. geçiyorsunuz. Sayın e, belediye başkan adaylarımız da bu konuda neler söyleyeceksin? Şimdi önümüzde malum çok fazla bir süre kalmadı. 60 gün kadar bir süremiz var. Bu süre zarfında mümkün olduğu kadar daha çok el sıkmaya, daha çok haneye girmeye, daha çok iş ziyaret etmeye gayret ediyoruz. Bu çerçevede seçim koordinasyon merkezimiz her gün her ilçede organizasyonlar yapıyor. Merkezdeki organizasyonlarımız olduğu gibi işte ilçede organizasyonlarımız var. Başkanımız burada bizzat koordine ediyor. Biz de onun çizdiği program çerçevesinde iştirak ediyoruz. Tabii şu anda bizim birinci önceliğimiz önümüzdeki günlerde meclis üyelikleri alakalı listenin genel merkeze teslim edilmesi sürecini yaşıyoruz. Partimizde sizler de şahit oluyorsunuz. Yoğun katılımlı ziyaretçilerimiz oluyor. Belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız tüm teşkilat mensuplarımızla listeler üzerinde çalışıyoruz. Malum muhteşem bir müracaat var. 500'e yakın müracaat var. Bu müracaatlar içerisinde tüm organlarımızın kanaatlerini almak suretiyle bir liste hazırlama gayretindeyiz bunu hazırlarken de biraz önce bahsettiğim kırtılı çerçevesinde hazırlıyoruz. Tabii bunu genel merkeze sunacağız. Uygun görülürse, kabul görülürse İnşallah bundan sonraki süreçte yeni meclis üyeleri eskilerle beraber hem hal olmak suretiyle güzel bir liste çıkarmaya gayret ediyoruz. İnşallah bu emeklerimizi Cenab-ı Allah bereketlendirir. Gayretle güzel bir liste ortaya çıkar. Kanaatini taşıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de yeni meclis üye adaylarımızla beraber sahada daha çok olmaya başlayacağız ilçelerimizde daha çok olmaya başlayacağız. İttifakla alakalı ilçelerimizde de bizim AK Parti teşkilatımızın başkanları, MHP teşkilatının başkanı ve adaylarıyla beraber hem hal olmak vaziyette sürekli kol kola seçim çalışmalarını devam ettiriyorlar. Bu da bizim ziyadesiyle mutlu ediyor.